Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 25 Temmuz'la ilgili maçlar vereceğim. Dörtlü bir kombinem var. Toplamda 6-7 tane maç hakkında yorum yapacağım. Öncelikle düne bir bakalım. Verdiğim maçların içinde Kırsens 4-4 bitti. 2.5 üst demiştik. Şu maç bizde yoktu. Hayi Puang'la Ho Chi Minh maçından ikisinden bir tanesi üst olacak. Siz seçin demiştim. Ho Chi Minh maçı üst oldu. Zaten bunu yorumlarda da yazdınız. Bunun dışında arkadaşlar çok gollü olduğu için işaretleri kaldırdığım maçlar var. O yüzden Gürcistan maçı vardı. Kutsaisi 4-0 bitti. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dinamo Zagreb'i üst demiştik. 2.5 üst oldu. Onun dışında beklediğimiz maçlar daha var. Cremonese maçına 1.5 üst demiştik. Daha bu maçta yeni başladı Spezia maçı. Ya bugün çok aşırı gollü, çok rahat gelen maçlar oldu. İşte 4-4, 4-0 gibi. Bakalım şimdi 25 Temmuz'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün de size 6 veya 7 maçtan bahsedeceğim. Bir tanesinde hala kararsızım. Çok fazla maç işaretledim. Eledim. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Nerede? Şurada arkadaşlar. Danimarka'dan Hvidovre maçı arkadaşlar. Şöyle bakayım. Ev sahibine 1.70 vermiş. Deplasmana 3. Zaten son 3 haftaları kaldı. Şöyle bakalım. Deplasmanın 4 maçı var. 32. Son 3 haftaya giriyorlar bundan sonra. Şöyle inceledim arkadaşlar. Ev sahibi çok rahat konumda. Deplasman kazanmak isteyecekti veya puan almak isteyecekti bu maçtan. Şöyle inceledim arkadaşlar. Son maçlarına da baktım. Bu arada Benevento KG demiştik. Benevento gol attı ve lider çıkmayı garantiledi ama ev sahibi favori çünkü kümede kalmaya çalışıyor. Bu maçın çok çok rahat geleceğini düşünüyorum bu saatten sonra. KG'si 1.80'di. Çok iyi bir orandı. Kaçırmak istemedim. İnşallah pişman etmeyecek. Şöyle arkadaşlar, dediğim gibi ev sahibi çok rahat burada. 5 maçta zaten bir mağlubiyeti var. Deplasman da kümede kalmak için son maçlarında biraz atağa kalkmış. 2 galibiyet bir beraberlik. Şöyle inceledim arkadaşlar. 2.5 üstü 1.40'dan bence çok rahat gelecekti bu maçta. İkinci maçımız arkadaşlar. Şöyle. Romanya'dan Vitoril maçı. Vitoril zaten bu grubun lideri. George Hagi'nin takımı. Çok rahat olacağını düşünüyorum ben bu maçında. Yani deplasman küme düşmeyi garantilemiş diyelim artık. Daha 3-4 maçları var ama çıkamaz o saat, bu saatten sonra da. Zaten ligin başından beri, ligin sonunda hep kümede kalmaya mücadelesi verdi ama yani en alttan bile çıkamadı daha. Ev sahibini biliyoruz zaten. Gördüğümüz gibi deplasman son 5 maçının 5'inde de mağlup olmuş. Arkadaşlar bu maçta isteyen 1.50'den 2.5 üstte deneyebilir ama ben biraz daha riskli geldi bana. 1.15, 2 golün çok rahat olacağını düşünüyorum ama deneyen üstte deneyebilir. Ben 1.15, 1.5 üstü dedim bu maça. Üçüncü maçımız arkadaşlar. İsveç'ten Halmstad maçı. Şöyle bakalım. 8. haftaya oynuyorlar ve Halmstad zirve mücadelesi veriyor. Liderdi bu maçtan önce. Degerfors, şöyle bakalım. Degerfors bir puan aldığı için bir puanla şu an sadece lider. Halmstad yani kazanır veya bir puan bile alsa yine lider olacaktır. Deplasmana da bakalım arkadaşlar. Ne çok iyi ne çok kötü. 10 puan fena bir değil. Akropolis için lige iyi bir başlangıç yaptı aslında. Şöyle bakalım. Ev sahibi zaten 5'te 5. Bu arada bir daha bakalım şöyle. Evet, bir mağlubiyeti varmış. Yok mu acaba dedim. Deplasman ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var sadece. Zorlu, dengeli ama Halmstad sonuçta az çok hepimizin bildiği bir takım gene. İsveç ligine göre, Akropolis'e göre çok çok iyi bir takım. Ben evinde çok rahat kazanacağını da düşünüyorum ama taraf bahsi çok alan bir insan değilim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben 2.5 üstü 1.60'dan
olu dedim bu maça. Bu arada ben yazdığımda 1.55'miş. Şu an 1.60 olmuş. Oranlar çok çabuk değişiyor. Benim kuponum 3.5 oranlıydı. Şu an 3.6-3.7'ye çıktı. Dördüncü maçımız arkadaşlar. ABD Ligi'nden. Louisville City, Kansas City maçı. Kansas City B bu arada. Şöyle bakalım. Zaten daha yeni bir lig. Yeni yeni maçlar yapmaya başladılar. Yanılmıyorsam ikişer tane oynadılar daha. Evet arkadaşlar, ikişer maç oynamışlar. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, ben bu maçta 2.5 üstü 1.40'dan çok rahat geleceğini düşünüyorum. Şu an 4 maçım etti arkadaşlar. Bu 4'lü kombinem 3.5 oranı var. Bunun dışında birkaç tane daha yorum yapacağım arkadaşlar size. Şöyle UME maçı var arkadaşlar İsveç'ten. Bakalım. Ligin dibinde iki takım. 5 puanlı, 6 puanlı, 7 maçta yani çok kötü başladılar lige. Zaten çok da iyi takımlar değil ama UME'ye biraz daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son maçları aynı. İki beraberlik, bir galibiyet, iki mağlubiyet. İkisinde de aynı. Son 5 maçında. Ligleri zaten daha yeni. Bu maçta arkadaşlar 1.5 üst 1.18'den çok rahat geleceğini düşünüyorum ama 2.5 üst 1.65'ten de deneyebilirsiniz. Ben 1.5 üstün çok çok rahat olacağını düşünüyorum bu maçta. Diğer maçımız arkadaşlar Gwangju Suwon maçı Güney Kore'den. Şöyle bakalım. 9. ve 10. sıradalar arkadaşlar. Zaten 12 takım var. Yani çok çok iyi değiller. Ev sahibinin biraz daha avantajı var ama şöyle bir bakalım. Deplasman Gwangju'nun evindeki maçlarda bayağı bir üstünlük sağlamış. 4 maç gözüküyor burada son 10 maçın içinde. Deplasmanda iki defa berabere kalmış, iki defa da yenmiş. Evindeki maçlarda da Suwon daha iyi. Genelde Suwon üstün gelmiş yani aralarındaki oynadıkları maçlarda. Şurada baktığımız zaman ev sahibi son 5 maçta 2 puan almış, 2 beraberlik. Deplasmansa bir galibiyet, 2 beraberlik yani 5 puan. Deplasman biraz daha üstün bir takım gibi. Şöyle oranlarına hiç bakmadım ben. Evet yani deplasmanda olmasına rağmen biraz daha üstünlük sağlamış. Bu maçı şöyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benimle aynı fikirdeyseniz ben bu maçta ilk yarı bir gol olur dedim. 0.5 üstü. 1.38'den. Aynı fikirdeyseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir maç daha söyleyeceğim size. Hemen maçımı bulayım. Evet arkadaşlar Japonya'dan. Japonya C2 liginden. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Orta sıralardaki Giavans Renova biraz daha altlaydı ama aralarında puan farkı yok. Sadece avarajdan dolayı. İkisi de 7 puanda. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu arada Trapani gol attı. Yok, Trapani üstünü çizgi çekmişim. Trapani'yi söylememişim size. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ev sahibi. Oranlara da bakayım. Ev sahibine 1.80 vermiş. Zaten şurada görüldüğü gibi hemen hemen biraz daha üstün gözüküyor ama bu aralarındaki oynadığı maçlarda şunlar da bunlar da değişebiliyor. Sonuçta ikisinde 7 puanı var. İkisi de dengeli. Şöyle baktığımız zaman Gravans'ın evindeki golsüz geçmiş. 1-0 yenilmiş. Renova kendi evinde 5-1 yenmiş. Bu maça da arkadaşlar hemen şöyle bakıyorum. Öbürü kadar daha sağlam değil. Bence ilk yarı gol olur dediğim Gwangju maçı bu maça göre biraz daha sağlam bence. Ama ben bu maça da ilk yarı bir gol olur diye düşündüm. Yine de değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz maçınız varsa değiştirebilirsiniz. Maçları tek tek de alabilirsiniz. Ben 4 maçlı bir kombine yaptım. 3.5 oranı var. Bundan sonra zaten 3 maç 4 maç yapacağım kombinelerimi. Gerekirse 2 kupon 3 kupon vereceğim. Ama 3-4 maçlı yapacağım. Hafta sonu geldi. Yarından sonra pazar günü daha çok maç olacağını düşünüyorum. Burada çok fazla maç işaretli ama bazılarını takibe alıyorum. Haftaya değerlendiriyorum veya bu haftaki performansına göre zaten çoğu lig bitiyor. Bizim ligimize falan bile pek bakmadım açıkçası. İnşallah yanılmayız. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız sevineyim. Desteğinizi esirgemeyin lütfen.
Herkese bol şans, görüşmek üzere.